Yeniden birlikteyiz. İkinci bölümle konuşmak lazıma devam ediyoruz. Bir ülkeyi, o ülkenin önde gelen şehirlerini, şarkılar ve daha önce hiç duyulmamış hikayelerle dinlemek, gidilmeyen yerlere, yaşanmamış zamanlara dinleyenlerin ruhlarını götüren, dünyayı gezmiş bir ismi ağırlıyoruz. Konuşmak lazım da şimdi. Özge Ersu, turizm danışmanı, gezi yazarı, radyo programcısı, Laternacı, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bu yoğun ortamda bana da zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Estağfurullah, biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Öncesinde size dair görüntülerimiz var, onları izleyelim. Peki. Bu hafta sizleri Red Peki'nin, Dean Martin, Frank Sinatra ve Sammy Davis Jr.'ın birlikte şarkı söyledikleri Sands Otel'den yola çıkıp Nevada çöllerine kadar götüreceğiniz Las Vegas programına davet ediyoruz. Özge Ersu, o NTV Radyo'da Laterna adlı bir program yapıyor. Sözlükler, Laterna'nın programlanmış ezgilerin tekrarlandığı mekanik bir çalgı olduğunu söylüyor. İstanbul'da ilk kez 19. yüzyılın sonlarına doğru görülmüş. Ama Özge Ersu için anlamı bundan çok daha fazlası. Laterna bildiğiniz gibi kolu çevrilerek çalınan eski bir alet. Tabii bizim yaşımızın yeni yetmeye başladığı zamanlarda Kalamış'ta bir köhne vardı. Barış Manço'ları, Mahzar Fuat Özkan'ları, Erkan Uğur'ları ortaya çıkaran köhnenin biz sonuna yetiştik. Daha sonra Fenerbahçe'de açılan bir plakçı, sevgili Bülent ve Neslihan'ın açtığı Laterna. Daha sonra 85-86 yıllarında bir kafe olarak Selami Çeşme'de açıldı. Ve aklıma gelmeyen birçok arkadaşımız, müzisyen, şair, yazar oradan yetiştik. Orada bir başka dünyaya taşındık, kendimizi geliştirdik. Ve yıllar sonra bir araya geldiğimizde bunu yaşatmak istedik. Benim de karşıma böyle bir şans çıkınca ben de programa Laterna isminden başka hiçbir şey düşünemezdim. Çok geziyor. Cumhurbaşkanından iş adamlarına, basın gruplarına eşlik ediyor. Turist Rehberleri Birliği tarafından en çok gezen ve değişik yerlere giden birkaç rehber arasında gösteriliyor. Sanıyorum Birleşmiş Milletler üye, Vatikan dahil 194 ülke var. Zaman zaman sorulduğu için bir kenarda bir çentik atıyoruz biz de. 150'nin üzerinde ülkeyi gezmişiz. Bir kısmına yüzlerce defa gittiğimiz. Elbette gez bitmiyor dünya. Hala Afrika'nın ortalarında, Asya'nın ortalarında gitmediğimiz yerler var. Ama kutuplar dahil olmak üzere, aklınıza gelmeyecek çöller dahil olmak üzere neredeyse dünyanın %70'ini tamamladım diyebilirim. Gezdiği yerleri bir de eğlenceli paylaşıyor ki NTV Radyo'da ciddi bir müdavim sayısından bahsedebiliriz. Evet, sizlerle Los Angeles'tan yola çıktık. Mojave Çölü'nün ortasında Las Vegas'a giderken küçük bir mola verdik. Ve burada yaşayan Walapai Kızılderililerinin dünyasına davet ediyoruz sizleri. Geziyor, gezmekle kalmıyor, anlatıyor dedik ya, o kadar da değil. Özge Ersu, lise yıllarında tanıştığı rock, blues ve new age çalışmalarını tam donanımlı ev stüdyosunda sürdürüyor. Davul başta olmak üzere değişik enstrümanlar çalıyor. Ersu uzun süredir vatandaşı olduğu Fransa'da yaşıyor. 10 parmağında 10 marifet hayatına bir de evlilik ve 3 kız çocuk sığdırmış. Sevgili eşim 3 kızımla beraber Fransa'da Nice'deler. Ben de 15 senedir orada oturuyorum. Tabii oturuyorum demeyelim. Senenin yaklaşık 2 ayı oradayım. Senenin 2 ayı İstanbul'da gel gitlerle, kalan 10 ayda dünyanın değişik yerlerinde bu işten beslendiğim, bütün hayatımı buna verdiğim için turlarda geçiyor. Özge Ersu, renkli radyo programını, keyifli seyahatlerini ve dünya insanı olmayı konuşmak lazım da anlatıyor. Radyo Laterna'da ben Özge Ersu, hepinize güzel günler diliyoruz. Evet, vaktimiz yettiği ölçüde bu 10 parmaktaki 10 marifeti konuşmaya çalışacağız ama şüphesiz radyoyla, Laterna'yla başlayacağız. Özge Bey bir kez daha hoş geldiniz. Hikayesiyle başlayalım isterseniz Laterna'nın. Bu radyo programı projesi nasıl doğdu, nasıl hayata geçti? Laterna'nın bir müzik aleti olduğundan bahsettik. Programda müzik var ziyadesiyle ama dinleyenler çok iyi biliyorlar. Neticede bir gezi programı. Bir gezi programına neden Laterna ismi kondu? Şimdi öncelikle
elimde müziklerle ben böyle bir formatta program yapacağım diye radyo dolaşsam herhalde işim yok der. Beni nazikçe dışarı alırlardı. Çok büyük bir tesadüf oldu. Anı derseniz ondan başlayayım. Lütfen. Zaten ben mesleğimin ilk yıllarından beri kartuşlara yetişemedik ama kaset zamanlarından 3 kutu dolusu kasetle 36 günlük Avrupa turları yapardım. İyi kötü o zamanki teknoloji neye el veriyorsa, cep harçlığımız neye yetiyorsa ülkenin müziklerini alır. Fazla sıkmadan biraz bir şeyler anlattıktan sonra uzun bir yolda hep çünkü otobüsle gezerdik bir etap 800 kilometre 1000 kilometre 2-3 parçada müzik çalardım. Bu benim bir özelliğim haline geldi. Devamlı benimle gezen misafirlerim burada hangi parçaları çalacaksın demeye başladılar. Yıllar böyle geçti. 3-4 yol sene... müzikleri şeklinde mi? Pardon sözünü kestim. Yol müzikleri ama. Değil o ülkeyi hatta geçtiğimiz coğrafyayı belki o 100 kilometreyi ilgilendiren yerler hakkında. Bakın şurada şöyle bir köy var. Burada müthiş bir aşk hikayesi yaşanmıştı. Bu köyün adı budur. Şimdi şarkıda sık sık duyacaksınız. İşte tam o olayın olduğu gölün kıyısındayız gibi bir örnek vereyim. Londra'ya gittik. Gazeteci çok değerli basın mensuplarının olduğu gruplara da çıkıyoruz. Bir Londra turu yaptım. 3-4 kişi katıldı. Herkes defalarca gördüğü için bir daha şehir turu niye yapalım demişler. Ben de 3 kişiyle tur yapmanın koskoca otobüste keyfini yaşarken işte arkadan birisi soruyor. Özge bize bu Londra'nın üniversitesini anlatır mısın? Biraz anlatıyorum. Daha sonra A Foggy Day Jazz Standard'ı, A Foggy Day in London Town'dır diyorum. Onu çalıyorum. Oradan sevgili Ahmet Yeşiltepe abim, NTV radyolarının yönetmeni o arada. Southampton ne kadar uzakta dediğinde, işte 150 kilometre. Bilir misiniz 2. Dünya Savaşı'nda bütün İngiltere'den gidenler oradan yola çıkmıştır ve büyük bir yaradır deyip Pink Floyd'un Southampton'daki parçasını son albümünden çaldığımızda otele geri döndük, sen gel bakayım dedi. Şöyle bir seninle biraz oturalım, konuşalım. Bunu program yapar mısın deyince, valla biz her turda genel müdür oluruz, şirket sahibi oluruz, acente açarız, holding kurarız, radyocu oluruz. Boşver biz seni tanıdık, bu gayet güzel dedik ama cumartesi geliyorsun dedi. Bu müzikleri al, notlarını al, bir deneme yayını yapalım dedi. Baktım kurtulamayacağım, çok da sevdiğim bir ağabeyim dedi. Gittim, ufak tefek bir... Selami Bilgiç vardır benim teknik yönetmenim. Onunla bir deneme yayını aldık. O hafta yayına girdi. Sizin deneme kaydı yayına girdi. Yayına girdi ve devam ediyorsun dedi. Alelacele Paris, sonra Roma, sonra Buenos Aires derken tabii her hafta çok zor bunu hazırlamak. Sizler de biliyorsunuz öyle ülkeyi iki kelimeyle tanıt bir parça koy değil. Ama iki haftada bir. Aslında bazen... diğerleri öyle. Burada mütevazılık yapmayalım. İki ülke tanıt bir parça koy şeklinde. Sizin farklılığınız orada ortaya çıkıyor zaten. Bir senaryo var benim parça benim programlarımda. Derken ilk sene öyle geçti. İkinci sene programın yayınlanmadığı zamanlar birdenbire telefonlar kilitlenmeye başladı. Yavaş yavaş bana yazmaya başladılar. İşte ben 10 yaşındaki bir ilkokul öğrencisiyim. Ben eski büyükelçiyim. Çalıştığım ülkeyi çok iyi anlattınız deyince ben de devam etsem mi etmesem mi derken çok hoşuma giden bir program haline geldi. Dünyada da pek bir benzeri yok. Gezilerim çok sık ve bundan beslendiğim için adını koymaya gelince sünnetçi fıkrası gibi ne koysaydık demişler. İsterseniz onu da kısaca anlatayım size. Tabii ki buyurunuz. Biz yetişemedik. 68 kuşağını yaşamış olmayı çok isterdim. Tabii onun sıkıntıları da vardı. Şu anda hep kremasını görüyoruz. Ama yaşımız yetmeye başladığında Kalamış'ta köhneye giderdik. Köhne orada eski bir kahveydi daha doldurulmadan önce. Ve orada abilerimizi Mahsar Fuat Özkan'dan tutun, aklıma gelen Erkan Oğur'a, Fikret Kızılok'a kadar bir kısmını tanıdık. Bir kısmına tabii boyumuz ve yaşımız yetişmezdi. 82 yılı yanılmıyorsam köhne kapandı. O arada da sevgili Bülent'le Neslihan Laterna diye çok güzel bir plakçı açtılar. Şimdi bu son fiber bağlantılarla bir dakikada indirilebilen tüm diskografinin sadece bir tek LP'sini almak için biz ya bir parmağımızı keserdik. Ya da iki ay para biriktirirdik. Orada plakların kapağına bakmak. Mavişne Orkestra, Ravi Shankar, hiç duymadığımız isimler. Cream, Yes, Who derken Laterna aşığı olduk. Bizim orada bir rock, jazz ve müzikle uğraşan, daha doğrusu bizim yaşımızın entelijansı bir araya gelmeye başladı. Sevgili Bülent ve Neslihan daha sonra onu Selami Çeşme'de bir kafeye taşıdılar. Laterna kafe. Karşıda cello vardı. Belki hatırlarsınız. Ben Laterna'yı hatırlıyorum. Laterna'yı hatırlıyor musunuz? Muhteşem bir lise son üniversite başlangıç dönemi. Evet. Bir sene bize 10 sene gibi geldi. Yani bugün sevgili Mine Söğüt, yazardan tutun, İskender Paydaş, Tuluyhan Uğurlu, Volkan Başaran, aklıma gelmeyen affetsinler birçok isim
oradan çıktık demiyorum ama yollarımız orada kesişti. Daha sonra birkaç farklı isimde bu kafeler devam etti ama herkes bir yol çizdi, bir yerlere vardı. Ve işin içinde müzik olduğunda beni buralara getiren bu kültürün arkasına da Latana'dan başka isim düşünemezdim. Müzik altyapınızı belki oluşturan, müzik hafızanızı oluşturan mekanla da çünkü Latana. Kesinlikle. O mekana da biraz da belki bir şey olarak hani bir vefa gösterisi olarak. Kesinlikle. Değil mi? Tam doğru kelime vefa diyelim. Bugün hala arkadaşlarla görüşüyoruz, buluşuyoruz. Zaman zaman ufak jam session'lar yapıyoruz veya bazı toplantılarda bir araya geliyoruz. Hepsine buradan selam söyleyeyim. Peki siz elektronik yayıncılığa aşina veya en azından meyilli aşina diyelim bir insansınız ama öbür tarafta bir de hani nostaljik olarak long playlerden, plaklardan müzik dinlemeyi hala sevenler var ki son dönemde tekrar müzik marketlerinde long playler giderek artmaya başladı. Pick-up'lar falan da satılmaya başladı hatta. Siz müziği long playlerden hala dinliyor musunuz yoksa artık elektronik ortama mı transfer oldunuz? Tabii benim dinleyicilerim affetsinler. Benim o söylediğim hep alıp tozunu üfleme, naftalin kokuları kurgunun bir parçası. Gerçek naftalin kullanmıyoruz zaten. Yasak biliyorsunuz. Çocuklardan uzak tutmak lazım. Tabii günümüzde 128K MP3'lerle başladı. O zaman bu compression, sıkıştırmaların müziği nasıl bozduğunu bilmiyorduk. Hala plağı alıp tozunu üfleme, tersini çevirme ve o analog doygunluğu dinleme merakları tarafından takip ediliyor. Yalnız size çok komik bir şey anlatayım. Odiyofiller beni affetsinler. Ben de çok dergileri yakından takip ediyorum. Metresi bilmem kaç bin euroluk kabloyla bir başka kabloyu blind test dediğimiz kör denemeye tabi tutuyorlar. Dünyanın en ünlü kulakları. İşte atıyorum 10 tanesinden 3 tanesi bu kabloyu diyor. Diğer 3 tanesi hayır bu kabloyu diyor. Diğer 3 tanesi de kararsız kalıyor. Bir tanesi hakikaten birkaç bin euroluk altın kablo. Öbürü de elbise askısı telden. Doğru mudur yanlış mıdır bilmiyorum. Bunu niye söyledim? Artık her şeyin dijital olması kaçınılmaz hale geldi. Nasıl kartuşlara tutunamadık. Kaset ilk Walkman çıktığında el kadardı inanamamıştık. Şimdi hediye versek bana bunu mu aldın derler. Her şey dijital oldu ama şu anda kayıpsız formatlar çıkıyor ortaya. Maalesef bir nostalji olarak kalacak. Peki siz dijital kayıttan mı hoşlanıyorsunuz? Bir müzik meraklısı olarak konuyu biraz dağıtıyor gibi oldum ama yok. Yoksa akustik kayıtlardan mı hoşlanırsınız? Ben, yani unplugged denilen kayıtlardan mı hoşlanırsınız? Ya, öyle sorayım. Vallahi her ikisi de yerine göre iyi. Geçenlerde bir Hotel California programı yaptım. Hem unplugged evet. versiyonu evet. hem de aylarca çalışılmış olanının ayrı bir tadı vardı. Gerçekten kendime karşı dürüst olmam gerekirse her notasının kontrollü olduğu, ses seviyelerinin olması gerektiği olduğu gibi bir kaydı ben seviyorum. Yani Pink Floyd'un bugün Comfortably Numb'ını alıp canlı dinlediğimde araya giren alkış sesleri, mikrofonu tutup seyirciye söyletmeler hoş girişimler ama o tadını, orijinalliğini ben vermiyor. Daha çok seviyorum. Nadiren live çalarım ben programlarımda. Genelde orijinal kayıttan giderim. Peki Özge Bey, bir yeri biraz muhtevaya gelelim. Bir yeri daha önce turistik amaçlarla gitmiş görmüş olanların dışında eğitim ya da iş amaçlı uzun süre o ülkede kalanlar dahi sizin anlatımınızla, Laterna'daki anlatımınızla bambaşka bir hisse kapılıyorlar. Yani daha önce hiç oraya gitmemiş gibi oluyorlar. Orada yaşamamış gibi oluyorlar. Neden? Vallahi kargaya yavrusu kuzgun görünür derler. Size şunu sorayım. Türkiye'yi tanıtan bir program yapacağız deseler 8 parça ne çalardınız? Ne kadar zor bir seçim değil mi? Herkes itiraz edebilir. Ya o çok oryantal oldu. Bu çok fazla modern oldu. Ama herkesin kendi doğrusu vardır. İstanbul'da fazla zorlanmadım çünkü gönül telimizi titreten bir tek Türkiye'de İstanbul için yaptım. Şimdi kısmetse Mardin ve İzmir gibi her şehrimiz özel ama bazı yönlerden beni çeken şehirleri de yapmak istiyorum. Mardin evet muhteşem. Değil mi? Muhteşem. Orada da çalışan arkadaşlarımız var. Onlar da çok büyük adımlar attılar orada. Bir Arjantin ya da Güney Amerika Büyükelçisi'nin ben kaç senedir oradaydım Arjantin bu kadar güzel anlatılabilirdi demesi benim en büyük mutluluğum. En zoru onu anlatmak. Oradaki çelişkiler, olan olaylar. Her zaman güzel şeylerden bahsedebilirsiniz ama öbür yüzü de var madalyonun. Acıları var, sıkıntıları var. Ben burada bir denge kurmaya çalışıyorum. Eleştirecek olduktan sonra her şeyi eleştirebilirsiniz. Gözü kapalı bir hayranlıkla çok övebilir, yukarı çıkarabilirsiniz. Ama radyonun sihrinin ucunda
sen tur yapıyormuş gibi anlat bize. İki taraftan da dengeli alalım diyorlar. Ve ben de bazen çok zorlanıyorum. 8 parça aşağı yukarı bir haftalık format. Geri geliyor 2-3 haftaya yayıyorum sözlerimiz bitmedi diye. Teknik yönetmenim Selami Bilgiç de sağ olsun. Kesiyor. Ucundan kıyısından kırpıyor. Bilmek lazım oraları. Ben bu programı 30 yaşında yapamazdım. Ya da çok iğreti dururdu diye düşünüyorum. Özge Bey, bilmek dediğiniz şey de aslında nesnel gibi gözükmekle beraber sübjektif bir kavram. Yani mesela bir ülkeyi o basma kalıp turistik bilgilerle de anlatmak mümkün. Klasik bir tur rehberi olarak veya işte bir turizm kitabında yer alarak. Bir de yerlilerinin bile belki bir kısmının bilmediği, yaşayanların bile çoğunun hatta bilmediği farklı hikayelerle, farklı otantik ögelerle anlatmak da mümkün. Siz bunu yapıyorsunuz. Benim ilgimi çeken o oluyor genelde. Yani merak ettiğim daha doğrusu oluyor. O otantik bilgileri, otantik hikayeleri, sadece müzikleri değil, hadi müziği bir şekilde buldunuz ama o hikayeleri, bir kısmı belki ağızdan ağza geçen hikayeler onları. Evet, doğru. Onları nasıl elde ediyorsunuz? Radarların açık olması lazım. Ben meslek kuruluşlarına gidip konferans verdiğimde de işte iyi bir rehber nasıl olunur dendiğinde binlerce cevabı var bunun. Bunlardan bir tanesi sadece artık Google'layıp okumak değil. Oradaki en ufak bir kaldırımın üzerine yazılmış grafitiden bir hikaye çıkartmanız lazım. Burada neyi protesto ediyorlar? Ya da Küba'da niye her tarafta hala ideolojilerin yazdığı o grafitiler var? Neden Küba'nın yarısı işte devrimden sonra bugün ikinci derecede artık yönetimde yer alan Fidel Castro öldüğünde yarısı bir şişe rum içerek kutlayacağım derken diğer yarısı kendimi vuracağım diyebiliyor. Ben şoförü çekiyorum, biraz onunla konuşuyorum. Neticede meslektaş rehberimin söyleyeceği belli kalıplardır. Boş zamanda çıkıyorum, esnafla biraz sohbet ediyorum dilimin döndüğünce ya da çok damara giren sorular soruyorum. O kısıtlı içerikle kalırsanız hiçbir yere varamazsınız. Ya 3 ay önce gazetede okuduğunuz bir hikayenin arkasından gidiyorsunuz. Ya da ne bileyim Küba'ya giderken siz katılacaksanız ya ne olur 30 kurşun kalem alın, siz de 10 cilt defter alın deyip hiç hesapta olmayan sizleri bir ilkokula götürüp o ilkokulun içine sokuyorum. Orada oturuyorsunuz. Öğretmen orada işte şöyle sıkıntılarımız var, şunlarla baş etmeye çalışıyoruz derken eğitim sisteminin ne kadar iyi ya da kötü olduğundan bahsediyor. Siz bunu hiçbir kitapta bulamazsınız. Ya da şoförle arkadaş olup akşam yemeğe gidiyorsunuz. İşte pilavın üzerinde nasıl muz kızarttığını görüyorsunuz. Hiçbir zaman bir turistin Türkiye'deki evde dışarıda bulamayacağı yiyecekler bizim evimizde pişebiliyor. Annemizin, anneannemizin eli öpülesi ellerinden çıkan. Biraz antenlerin açık olması ve masanın altındakileri de bilebilmek diye. Bu lokalize bir şey olmasına rağmen aslında çok doyurucu hale geliyor programı tamamladıktan sonra. Zira işte gezi programları, benzer demiyorum, diğer gezi programları yüz ölçümüyle başlayıp nüfusuyla tabii, biten tabii, evet. Formatlardan ibaret. Bir İzlanda programınızı dinlemiştim ben, İzlanda'yı anlattığınız. Küçücük bir adadır, soğuk adadır filan, işte bir de hani iflas eden ülke diye çok meşhur oldu filan. Ama öyle bir İzlanda dinledim ki kendi kendime program bittiğinde benim bir an önce İzlanda'ya gitmem lazım duygusu oluştu. Ya, o kadar meraklandım ki İzlanda hakkında, ya bir küçücük bir kuzey ülkesi. Ne kadar ilginç bir ülkeymiş dedim ya. Yani git bak gerçekten ve hala zihnimde. Yani bir fırsatta gideceğim inşallah İzlanda'ya. Bizim o muhabir de biraz etkili olmuştur. Kontörlü cep telefonuyla yolladığım bir muhabir var. Şimdi İzlanda çok uzak bir yer. Herkesin kafasında bir İzlanda var. Oturup tabii ki işte termalleri, batması, şu bu falan belki en fazla iki paragraftır. Orada Noel'in ta ay başında başlaması, Noel gününe kadar her gün hediye verilmesinden tutun, Jules Verne'in hikayesini yazdığı, arzın merkezine seyahatin olduğu yanardağlar, biraz coğrafya, yani bunların hiçbirinde derine kadar inemezsiniz. Benim de içim yanıyor. Hepsi üzerine 1,5-2 saat konuşurum ama 37 dakika zamanım var, 1 saat program ama reklama girdisi çıktısı derken ben de üzülüyorum. Fakat her şeyin suyunu sıkıp onu bir de müziklerle bağdaştırmanız evet, lazım. Evet. Yani bir tek kelimeden yola çıkıp hadi şimdi içinde ekmek dedik, ekmekle ilgili şu parçayı çalalım diyemezsiniz. Yavaş yavaş oraya gelecek, artık her şey o kadar hazır olacak ki benim dinleyicilerim hiç fark etmeden o konudan çıkıp bir kayağa geçermiş gibi o müziğe geçecek, karşı taraftaki konuya devam edecek. Ayırt edebilmek de çok önemli. İşte bu müzisyen yönünüzün orada kullanılması, dinleyiciye net bir şekilde ulaştırılması ki bu bir fon müziğinden bahsetmiyoruz. Doğru. Yani programın kendine has bir fon müziği yok. O geçişler
hakikaten sizi nerede olursanız olun, ister evde uzanırken dinleyin, ister arabada olun, başka bir hisse kaptırıyor ki bazen de enteresan teknikler kullanıyorsunuz, canlandırmalar yapıyorsunuz ufak tefek. Nevada programında örneğin Las Vegas'a geçerken Kızılderililerle olan diyaloglar vesaire müthişti gerçekten. Bunlar o anda gelişiyor galiba, değil mi? Daha önceden hazırlığı belki kafada birkaç plan şeklinde oluyordur ama. Valla çok güzel sordunuz. Ben bir radyo bölümünde konferans vereceğim zaman bu soru sorulacaktı. Ona nasıl hazırlanayım diye düşün. Programları nasıl hazırlıyorsunuz? Sakın bunu evde denemesinler. Böyle bir format yok. Ben bir ülke hakkında ya da bir şehir hakkında bir program yapmaya karar verdiğim zaman kafamda oranın en vurucu şarkısı beliriyor. Binanın ortasını düşünün. Onun çevresine hikayeyi yazıyorum. Birden aklım başka bir parçaya gidiyor. Hiç alakası yok ama o şehirle alakalı. Orada bir kurgu var. Daha sonra müthiş bir final geliyor aklıma. Finali yazıyorum işin ortasında. Baktım parça parça şeyler var. Yavaş yavaş bunları bütünleştirmeye başlıyorum. İşte Boğaz'dan başladık. Eminönü'ne geldik. Hadi burada da şunu çalalım gibi. İstanbul programında. Küçük adacıklar oluşmaya başlıyor. Venedik'in ortaya çıkması gibi. Daha sonra bunların hepsi birleşiyor. Bakıyorum bir yerde çok büyük bir kopukluk var. Oraya güzel bir şeyler buluyorum kafamdan. Aşağı yukarı her programın başını da en son yazıyorum. Bu tabii kabul edilebilir bir radyoculuk mudur bilemem ama ben yaptım oldu şeklinde. Bir de bir şey söyleyeyim. Beni dinleyen çok müzisyen arkadaşım var. İngilizce'de wannabe musician diye bir terim vardır. Hep olmak isteyip de olamamış. Bir şeyi günde 8 saat çalışmayıp yani onunla yatıp onunla kalkmıyorsanız o mesleği yapıyorum diyemezsiniz. O yüzden onlardan özür diliyorum. Ben müziğin kıyısından ilgilendim. İşin biraz akademik yönünde kaldık biz. Onlar tabii ki performans, sahne sanatları. İşte o Laterna'da bir çatal vardı. Müzik hayatlarına devam ettiler. Biz ise kendi yolumuzu çizdik. Onlar Türkiye'nin en iyi müzisyenleri oldular. Biz de arka taraftan takip etmeye çalışıyoruz diye. Yani Türkiye'nin en iyi herhalde gezi uzmanı, gezi yazarı veya programcılarından biri oldunuz. Çok mütevazi olmayayım artık bu şımarıklığı bana müsaade etsin dinleyicilerim. Çok emek veriyorum. Yani bir programın nasıl hazırlandığını uçakta 14 saat Los Angeles'a uçarken kulaklıkları takıyorum dışarıdan ses geçirmeyen ve herkes uyurken 4-5 saat ben montaj yapıyorum. Ya da sabah bir turdayken yan odamda kalan misafirim sabah geliyor. Özge iyi misin? Bir sıkıntın var mı? Yok niye sordunuz diyorum. Evle ilgili bir sorun ya da sağlığında. Meğerse ben gece hep 2'de uyanırım. Programları gece ses olmasın diye. Eğer turdaysam otel odasında kaydederim. Düşünün benim yan odamdasınız. İyi kötü pek bilmiyorsunuz bu programı da turlarda kaydettiğimi. Hadi girer çıkarken ya, de Özge yanımda kalıyor diye biliyorsunuz. Gece 2'de bu adam uyanıyor. Kendi kendine gülmeye başlıyor. Bağırıyor, çağırıyor, susuyor, odada dolaşıyor. 5'e kadar böyle bir 3 saat konuşma. Sabah o yüzden kahvaltıda dik dik bakarlar yüzüme. Nadiren stüdyoya girebiliyorum. Türkiye'de olduğum nadir zamanlarda. Sağ olsunlar bana yardım ediyorlar ama. Ama teknoloji de sağ olsun ki her şart ve zeminde hem kaydınızı yapıyorsunuz hem de montajınızı. Yani el kadar bir alet, bilgisayara direkt kaydedemezsiniz. O 44.1 yeterli değil. Broadcast quality dediğimiz radyo için daha üst düzeyde kayıt yapan bir küçücük el kadar alet, bir bilgisayar, bir ses filtresi ve bir ayak. Tabii kullandığınız programlarında, programlarda manipülasyon değil, sadece kes, biç, sağa al, sola al ve 3 terabaytlık bir müzik arşiviyle dolaşıyorum. 200 bin parça hesapladım. Hepsini dinlesem 46 sene falan sürecek. Artık kontrol kaybolmuş durumda. Müthiş. Bir ara verelim müsaadenizle sonrasında devam edelim. Yeniden birlikteyiz. Özge Ersu'yla söyleşimizi sürdürüyoruz. Özge Bey, sizin farklı anlatımınız, üslubunuz üzerinde fazlasıyla durmak gerekiyor ama aslında başka başka ülkeleri, değişik yerleri gezmeyi, görmeyi, anlatmayı sevenler sadece gezmekle yetiniyorlar galiba. Çünkü sizin profesyonel anlamda bir turizm danışmanlığı, rehberlik hizmetiniz de var. Onu da konuşalım istiyoruz bu bölümde. Popüler olan mekanlar var. İşte tur operatörlerinin, rehberlerin aynı şekilde tavsiye ettiği yerler geziliyor ve hemen geliniyor.
Bu anlamda daha önce hiç görülmeyen bir ülkeye, şehre gidildiğinde tabii ki yani operatörle gidiyorsanız ona bağlı olmak zorundasınız ama fırsat buldukça zamanı da iyi kullanarak ne yapılmalı, nerelere gidilmeli mesela? Bu ülkesine göre, yerine göre değişir tabii de. Mutlaka bizler bu mesleğe ilk başladığımız 80'li yılların sonlarında 36 günlük Avrupa turları yapardık. Zaman mı boldu, sabrımız mı çoktu, teknoloji yok, bir şey yok o zamanlar. Bu gezilerde çok fazla zamanımız oluyordu. Şimdi 10 günde, 18 günlük tur dediğimizde yemi artı kara turu, o çok uzun gidemeyiz diyorlar. Tabii Avustralya, Yeni Zelanda yapacaksanız mecbursunuz. 4 gün, 5 gün Roma'ya gidilecek, Paris'e. Eskiden ben hatırlarım 4 Paris, 3 Londra, 2 Roma gibi böyle çok hoş kombinasyonlar vardı. Açıkçası biraz bir sakız gibi alıp şekerini emip bir kenara atma olarak görüyorum. Ya 3 gün Roma'ya gittiğinizde bir gün yorgun iniyorsunuz zaten. Yarım günlük şehir turu. Devamında giderseniz bir Napoli'ye günübirlik gider gelirsiniz. 3. gün biraz sağa sola bakınalım dedikten sonra yapacak bir şey kalmıyor. Ben kendi gezilerimde bir format geliştirdim. Özel yürüyüşler yapıyorum. Arabaların girmediği yere. Örneğin Buenos Aires'te hiçbir zaman otobüslerin girmeyeceği bir rotada. Tamam, Recoleta mezarlığı her turist grubunun programında vardır. İşte La Boca'ya gidilir, Cabinito'ya gidilir. Bunların hepsi yapılır. Ama bir şehir yürüyerek tanınır, evet, deniyor. Doğru. İstanbul içinde mesela bu çok söylenir. İstanbulluların, İstanbul'da yaşayanların %99'u diyeyim, İstanbul'u tanımazlar çünkü yürümezler deniyor. Bu benim kendi kanaatim değil, genelde söyleniyor. Öyle değil mi gerçekten? Yürüyerek bir şehri anlayabilir, tanıyabilirsiniz. Kesinlikle. Otobüsten fotoğraf çekemiyorsunuz. Sanki atmosfer dışında gibisiniz. Yürüdüğünüz zaman eski bir tango okulunun içine giriyoruz. Orada ders vermeniz gerekmiyor. O sıraları görmek. Belki antrenmana gelmiş, dans eden birkaç kişiyi seyretmek. Oradan gidip ya Özge bizi burada mı yemeğe getirdin, emin misin diyeceğiniz. Ama koyunun şuradaki bezlerinin kızartıldığı ve parmaklarını yediğiniz harika bir yer. Yani bir Amerikalı turisti şimdi Eminönü'nde bir esnaf lokantasına götürün. Önce bir çekilir böyle vitrininden şuradan buradan ama yediği anda tabii dünyası değişir. Onun gibi oradan devam ediyorum. Birkaç arkadaşımın müzik yaptığı küçük bir bara götürüyorum. Ufak bir kafeye. Bir çay kahve içiyoruz. Orada olmuş bir hikayeyi yerinde anlatıyorum. Ben ancak bu kadar içeriği değiştirebiliyorum. Bunun dışında Türkiye'de çok iyi seyahat acentaları, zor gidilen yerleri, değişik yerleri, harika turlar yapıyorlar. Onlar da bir saysanız birkaç taneyi geçmez. Ama açık söyleyeyim size, Venedik. Venedik'te gondolların yapıldığı yere yürütüyorum örneğin. Daha doğrusu ada. Orada son kalan 7-8 ustanın gondolları nasıl şekillendirdiğini, nasıl asimetrik olduğunu ve niçin bundan sonraki kuşağın o işi yapmayacağını anlatabiliyorum. Ama siz eşinizle 3 günlüğüne Venedik'e gelseniz, Özgeciğim o bir dahaki sefere kalsın. Biz San Marco'da bir dolaşalım, gondola binelim, Rialto'ya yürüyelim, bizi serbest bırakın. Bize ne gondolun üretim aşamasından diye. Kesinlikle ama binelim hele. 5. kere gitseniz özellikle götür dersiniz. Ben orada artık mutlu olmak neticede gezmek. Yani fazla da zorlamak istemiyorum. Özge Bey, kendinizi seyyah olarak hiç düşündünüz mü veya nitelendirdiniz mi? Bir Marco Polo gibi veya bir ne bileyim işte herkesin bildiği bir şey, Pierre Loti gibi, Evliya Çelebi gibi düşündünüz mü? Tek eksiğim, bir yeri keşfedemedim ben. Hep keşfedilmiş yerlere gittim. Oradan kendi tatlarımı çıkartmaya çalıştım. Keşfedecek yer var mı ki artık dünyada, kalmış mı? Yok, o açıdan da düşündüm, kalmadı. Yani Antarktika'nın bile ortalarına artık gidilebiliyor 35 gün Rus buz kıranlarıyla. ama bizim ülkemizin formatında sabırsız insanlarız. Yani açık söyleyeyim, yaşımız yeter de ben Jüpiter'e bir tura rehberlik yaparsam, gittiğimizin 3. günü, ya tamam gördük işte burası krater, atmosfer yok, çok iyi, bir füze varsa biz dönebilir miyiz derler aslında diye korkuyorum. Üslubunuz keşif noktasında belki evet dünyada keşfedilecek bir yer yok ama mesela bir Evliya Çelebi'nin veya bir Marco Polo'nun gittikleri ülkelerde, yaşadıkları, geçtikleri yerlerde, beldelerde o beldeye ilişkin hikayelerle, gözlemlerle, biraz da böyle hani ezoterik hikayelerle kimi zaman, biraz böyle destansı üsluplarla anlattığı şeyler var. Özellikle Evliya Çelebi'nin üslubunu biliyorsunuz. O anlamda sizin üslubunuz benziyor da. Yani ben, bugün evet, Türkçesine baktığınız zaman. De, o yönde bir şey üretmeyi düşündünüz mü hiç? Valla artık kitap yazmak istemiyorum. Çünkü kitap yazan arkadaşlarım da var ve çok iyi yapıyorlar ama ben geleceğin dijital medyada olduğuna inanıyorum. Şu anda kitabı hala koklamak, tutmak, o tartışmalara girmeyeyim. İkisinin de kendi doğruları var. Benim belki bu Laterna'nın üzerine ekleyebileceğim çok muhteşem bir belgesel olabilir.
Ama havaalanından şehir merkezine kadar giderken iyi bir taksi şoföründen öğrenilecek bilgilerle yapılan bir belgeselcilikten bahsetmiyorum. Cape Town'a gittiğinizde hepimiz Masa Dağı'nı anlatırız, işte Cape Point vesaire. Orada teneke evlere girip bir adamın hikayesinin ucunu çekmek lazım. Tabii biraz enteresan bir şeyler olmalı. Niçin orada yaşamak zorunda kalmış? Zambiya'dan mı gelmiş? Ya da ülkede neler olmuş? Apartheid'den önce neydi, sonra neydi? Evet, yani herkes apartheid bitti diye zil takıp oynuyor. Ben hala siyahi şoföre sir dediğimde adam yerinden sıçrıyor, yaşı yetenler. Yani bir beyaz bize ne büyük bir saygı ifadesi diye. Bunları duyunca üzülüyorsunuz. Seyyahlığa gelince düz anlatım. Bence bir turda günlük konsantrasyon 2 saattir. O 2 saatte de 15 dakikada ne verirsiniz. Ondan sonra biraz susmak lazım. Nefes almaları lazım. O işte 2 saatlik konsantrasyonda da hikayelerle süslemelisiniz. Atmamalısınız. Olmamış şeyleri söylememek lazım. Ama her yerde affedersiniz. Bizim de yatır hikayelerimiz vardır. Efsanelerimiz var. Tabii bu yatır hikayelerini gidip kaç bin kilometre öteden gelmiş bir Anzak'a anlatmamak lazım. Onlar bize özel şeyler. Adam orada babasının düştüğü toprağı görmeye geliyor. Ufak tefek tatlı şeylerle süslemek lazım ki bunun bir formülü yok. İçinizden gelecek. O anda improvize galiba. Improvize ama doğru bilgilerle vermek lazım. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri gezisinde yer aldınız. Siz bu gezinin neresindeydiniz diye soracağım. Ne amaçla bulundunuz? Bir konferansa verdiniz sanıyorum bu çerçevede. Benim merak ettiğim asıl konu şu. Bu vesileyle sormuş olayım. Bu çok merak ediyorum. Devlet ricalinin gezilerinde neler olur? Nasıl olur? Mesela ben orada bulunsam, ki gazeteciler katılıyorlar bu tip gezilere ama evet, zaman zaman duyuyoruz. Onların tabii daha sınırlı oluyor. Siz biraz daha içindesiniz bu gezinin. Ne oluyor? Yani Cumhurbaşkanı ve beraberindekiler nasıl hareket ederse siz de ona göre mi hareket ediyorsunuz? Resmi program ne demek? Bundan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ben Sayın Mesut Yılmaz zamanından beri hem Başbakanlığın hem de Cumhurbaşkanlığı makamının yaptığı gezilerin tamamında olmasa da büyük bir kısmında artık elimizde rahatladığı için o konularda tecrübemiz de var. Bizimle beraber kısıtlı bir rehber kadrosuyla bu gezilere fırsat buldukça katılıyoruz. Açıkçası o tür gezilerde bir resmi heyet vardır. Yani ülkemizi temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın ve çevresinde bütün ülkemizi temsil etmekle görevli olanların tabi olduğu bir resmi program var. Bir ikinci grup, bizim daha çok dahil olduğumuz iş adamları heyetimiz var. Çünkü gerçekten Çin, Rusya, Afrika'da bizden çok önce adımlar atmışlar. Biz arkadan koşup yetişmeye, şimdi sollamaya başladık. Oraya gidip o ülkedeki iş bağlantılarını yapacak iş adamları delegasyonuna biz Odalar ve Borsalar Birliği ya da DEİK kanalıyla eşlik ediyoruz. Her gezide olmayabiliyor. Bazı gezilerde de değerli basın mensuplarımız var. Bunlar ya muhabir kadrosu oluyor ya da köşe yazarları. Aslında 4 ayrı oluşumdan bahsedebiliriz. Kimi programlarda bir araya geliniyor. Bizim iş adamlarımızın sektörel çalışmaları var. İşte inşaatçı inşaatçıyla karşı karşıya gelecek. Turizmci turizm masasına oturacak. Açıkçası bunlar bir saat gibi, İsviçre saati gibi işliyor. Dakik, programlı. Karşı taraf da buna hazır. Oradan alta kalan zamanlarda artık 4'e kadar çalışılmış. Belki kravatları biraz gevşetiyoruz. 1,5-2 saatlik gün batana kadar. Yani sadece gevşetiyorsunuz yani. Gevşetiyoruz. Kesinlikle ceket çıkmıyor. O şehirde görülebilecek ne varsa biraz olsun göstermeye çalışıyoruz. Son gezimde Saadiyat Adası'na gittik. Saadiyat Adası Abu Dhabi'nin Dubai'deki gibi denizin üzerindeki bir adayı tamamıyla değiştirip Guggenheim Müzesi'nden tutun Louvre'a kadar müzeler kuruyorlar oraya. Dev oteller yapılıyor. Yani bir zamanlar bataklık olan bir yeri düşünün. Müthiş bir ada kurulacak. Gittik orada maketler üzerine biraz açıklamalar yaptım. Onlar bize yenilenmiş bilgileri verdiler. Güzel bir konferans oldu. Aslında biraz da vizyon açıyor. Benim işimin ilginç tarafı, yine çok konuşuyorum kusura bakmayın. Estağfurullah, siz konuşacaksınız, biz dinleyeceğiz. Yani devletimizin en üst kademesindeki büyüklerimizi gezdirirken bir söylem tutturmalısınız.
ama bu yanlış veya manipüle değil. Yeri geliyor, ben Doğu Anadolu'dan daha büyük şehirlerimizi bile görmemiş, örneğin gıda bayilerimizi alıp Amerika'nın ortasına götürüyorum. Burada da bir değişik nabza göre şerbet vermeniz gerekiyor. Bu o kadar iyi olmalı ki 10 gün gezdik, en sonunda bir abime mikrofonu uzattım. 10 gündür ben anlatıyorum dedim. Yani bunların %10'u bile aklında kalsa benim için büyük kazançtır. Senin vizyonunda ne gördün, ne anladın dediğimde tamam Amerika'ya katılırsınız, katılmazsınız ama ben büyük düşünmenin ne olduğunu öğrendim dedi. Şimdi bunu geri dönüp dişime nasıl yansıtabilirim onu düşüneceğim kendi kendime dedi. Demek ki ben görevimi yapmışım. Onun mutluluğu var. Devlet protokolünde daha resmi bir dil mi kullanıyorsunuz? Devlet protokolünde açıkçası çok fazla esniyemiyoruz. Esniyemiyoruz, derinlere inemiyoruz. Örneğin bir İsrail ve Filistin gezisi yaptığımızda önce İsrail kısmında dolaşırken İsrailli rehber geliyor. Cebim bu tarafından anlatıyor. Yani siz ne tür bir tarafta olsanız İsraillere şöyle bir hafifçe yaslanacaksınız. 5 metre sonra Filistinli arkadaşlarımız bizi teslim alıyor. Öbür taraftan anlatmaya başlıyorlar. Tamamıyla iki ayrı hikaye. Siz bunların arasında dengeyi bulacaksınız. İşin doğrusu neyse onu söyleyeceğiz. Açık söylemek gerekirse gelen konuklarımız da çoğu zaman bizden daha iyi biliyorlar. Özge çok güzel anlatıyorsun ama senin bilmene olanak yok. Biz geçen sene yaptığımız bir toplantıda şu bilgilere ulaştık diyerek beni de bilgilendiriyorlar. O yüzden bir para harcamaya ve güzel tatil yapmaya gelmiş gruba verdiğimiz söylemle resmi gezide biraz farklılıklar oluyor. Doğrusu da bu olmalı. Sizin bence. Kişisel web sitenizden aldığım bir not var. Dikkatimi çekti. G vitamini diye bir vitaminden bahsediyorsun. Nedir G vitamini? Biz hani A, B, C, D, E vitaminlerini biliyoruz. Başka vitamin var mı onu da bilmiyorum. B1, B2 diye devam eden ama G vitamini bu. Evet. Eksikliği çok büyük komplikasyonlara yol açıyor. Gezi vitamini diyorum ben onu. Zamanında Amiga bilgisayarlar zamanında yaptığım bir programla yaptığım küçük çalışmalar vardı. Bir ülkeyi alıp müzikleriyle, resimleriyle ve tekstlerle, yazılarla birleştiriyorum. Hani okumayı pek fazla sevmediğimiz için hiç olmazsa şu anda tabii çok daha iyileri var. O G vitamini hap bilgi veren bir kitap çıktı. Meksika. Bir şeyler anlatıyorum ama resmini görmek lazım orada. Yani bir bitkiyi kırıp çıkan beyaz suyunu bir tarafa sürdüğünüzde nasıl kırmızı yazabiliyor ve zamanında orada nasıl yerliler o kırmızıyla yazı yazmışlar. Bunu resimle anlatmak lazım. Zamanında misyonunu yerine getirmiş bir teknolojiydi 10-15 sene öncesinin. Şimdi biliyorsunuz artık her şey tabletlerin üzerinde. 2 hafta önce iOTR açıklandı. Aslında basında Türkiye'de pek yer bulmadı. Artık herkes kendi kitabını yazabilir. Kendi yazar olacak. Evet. Ortada dağıtım bayi olmayacak. Tabii onun %30'unu bunu programlayan şirketin alacağını söyleyen karşı tarafın görüşleri de var. Bilgiye ulaşmak çok kolay aslında. Benim o G vitamini de ilk örneklerinden biriydi. Yani çok aldım ben bu işten. Çok bilgilendim. Artık yaşta saçlara beyaz dökülmeye başlayınca verme zamanı. Bunu da ne kadar hoş bir şekilde verebilirsek bence o kadar mutlu olurum. Ne yapması lazım G vitamini ihtiyacı olanların? Gazeteleri açıp ya da bizlerle bağlantıya geç. Ben hep onu söylerim. Ben de gezmenize gerek yok. Bunu bir reklam için söylemiyorum. X kişiyle şuraya bile gidecekseniz bana bir mail yazın. Kaç gün kalalım? Nerelere gidelim? Neler yapılır? Çünkü benim orada 5 günlük kaostan kurtaracak bir bilgim, know-how'ım ve kimlerle bağlantı kuracağını bildiğim bir ağın var. Know who dedikleri olay. Sakın orada yemek yeme. Şuraya git. Hatta garsona da selamımı söyle. Yemekten sonra 100 metre ileride bir kafe vardır. Yemekte tatlı yeme. Orada. Tatlıyı orada ye. Evet. Orada yeden başlayıp 100 kilometre ötedeki şu şehri mutlaka gör ama seni götürmek istemeyebilirler. Ya da herkesin gittiği o yere sakın gitme. Çünkü başka bir yerde değişik bir köy var diye. Vitamini ben böyle ince ince damardan veriyorum. Peki radyoyu başlı başına konuşmak gerekiyor belki. Ben mesleğe radyo ile başladım örneğin. Mustafa hobi olarak yapıyor ama yaklaşık 10 yıldır yapıyor radyonun içinde. Kendi kanaatimi söyleyeyim önce. Ben de bugün dahi radyo bir tutkudur. Çünkü samimidir, içtendir.
dinleyici çok başkadır. Yani televizyon belki kariyer açısından çok daha farklı, çok daha şaşalı ışıkların altında. Ama radyoda dinleyici biraz daha sizden gibi izlenimini veriyor. Laterna'nın dışında, yani yaptığınız programın dışında mikrofonla ve dinleyiciyle kurulan iletişim açısından radyo sizde ne ifade ediyor? Radyo samimiyetin had safhada olduğu bir yer. En ufak bir yapmacık kelime, bir söylem hemen göze batar. Televizyonda bunu toparlayabilirsiniz. Ama radyoda öyle bir şansınız yok. Bir ağız şapırdatma, bir geveleme bir anda uzaklaştırabilir. Benim 30 senem mikrofonda geçti. Önümde otobüs camı, arkamda misafirlerim. Ayakta durmak yasak olduğundan geriye dönemiyorum tabii. Ama arkamdan hissediyorum sessizliğin olduğunu. Bir şey söylediğimde şaşkınlık nidaları çıkıyor. Radyonun büyüsü başka. Benim de sağdan soldan yarı doğru yarı yanlış teklifler gelse de televizyona geçme konusundaki isteksizliğimin sebebi radyonun büyüsü başka. Kim size araba kullanırken dinleyebilir? Kim Özge eve gidecektim, Ankara çevre yoluna çıktım, program bitene kadar dolaştım diyebilir? Ben uzun süre keşke sizin kadar uzun soluklu olsa ya bu formatta ya bir başka formatta. Biliyorsunuz bir ara kayboldu radyolar. Daha sonra tekrar yeni frekanslarla geldi. Ve ben çok mutluyum. Avrupa'da, Amerika'da biliyorsunuz radyosuz bir yaşam düşünülemiyor. Türkiye'de hak ettiği yerlere geldi. Tek düşüncem biraz daha kaliteli programların yapılması. Program yapılması aslında. Evet. Yani bir müzik kutusu nitelikte radyolar. Evet. Günümüz itibariyle ki özel radyoların geçmişi artık çok eskiye dayanıyor. Yani 90'lı yıllarda. Evet. Kuruldular. O amaçla da çıktılar. Yani işte pop müziği radyosu ziyadesiyle var galiba. Ama halen nitelikli, esaslı, dinleyicinin sizin tespitiniz ve tabirinizle ruhuna dokunan, evet, program sayısı o kadar az ki. Yani en basitinden işte o pik saatlerde bile arabada dinleyecek şey bulamıyorsunuz. Yani hep klişelerle gidiliyor. Haberler zaten belli. Sıradaki parçayı birilerine hediye eden, evet, yani programlar. O haber bilgi tematik diyebileceğimiz radyo kanallarında bile fazlasıyla müzik çalınıyor. Yani ama hiç konuşma yok, söz yok yani. Arka arkaya bağlanmış bir playlist oluşturulmuş, onun üzerine gidiliyor ve iki saat doldurulmuş. Ben böyle bir radyoda da çalıştım mesela, hiç keyif almadım. Yani disjokeylerin kendi playlistlerini oluşturduğu radyolarda sadece reklam aralarının anonslandığı, canlı yayından bahsediyorum. Bir radyo programı, program diyemeyiz ona belki, radyo yayın akışı bana hiç zevk vermedi. Ama programlı yayıncılık, tarih üzerine, coğrafya üzerine, gezi üzerine sizin gibi çok az belki de, hiç yok denecek kadar az. Kendinizi bir performans sanatçısı gibi düşündünüz mü? Belki sanatçı kelimesini iddialı bulabilirsiniz ama bir performansçı olarak düşün, yani bir perform olarak gördünüz mü? Evet, gördüm. Çünkü bu bir gösteri, bu bir şov. Çok yoğun bir senaryo hazırlamalısınız. Radyo öncesinde gördünüz peki, yani mesela rehberlik yaparken bir otobüste elinizde mikrofon, arkanızda 60-70 kişi veya daha büyük bir kitleye belki anlatıyorsunuz. Bir şey anlatıyorsunuz. Yani bir anlamda bir storytellersınız orada. Evet, doğru. O noktada da kendinizi bir performansçı olarak, bir stand-upçı olarak kimi zaman hissettiniz mi? Bu benim genç arkadaşlarıma söylediğim ilk cümledir. Hep bize sorarlar, işte Pisa Kulesi, senede 10 kere gidiyorsun, 20 senelik rehbersin, 200 kere görmüşsündür, sıkılmadın mı diye. Ben sıkılmam. Asıl işin ilginç tarafı, ilk kez gören 40 kişi var arkada. İşte 4 metre 21 santim eğiktir, şu kadar açılıdır, 55 metre vesaire. Bu arada eğiliyor mu sürekli olarak? Böyle bir efsane vardır ya. Toparladılar. Toparladılar ve sabitlediler. Şu anda çıkmaya da izin var. Özür dilerim. Burada önemli olan sizin heyecanınızın gruba yansıması. Orayı ilk kez görecekler. Her sabah bir oyunun başlangıcıdır diyorum ben. Kılık kıyafetiniz, yani spor olabilir, illa çok iyi giymeniz veya çok kötü giymeniz gerekmiyor. Ama 40 kişi para vermiş. Acenta en iyi oteli ayarlayabilir. En lüks otobüslerde gezebilirsiniz. Orada her şey sizde, bütün kontrol sizde. O büyüyü siz vermelisiniz onlara. Biraz yanlış bir bilgilendirme, biraz sıkıcı bir anlatım. Bir anda herkesin kendi arasında sohbet etmesine ve döndükten sonra da aklında hiçbir şey kalmamasına yol açabilir.
Genç arkadaşlarıma diyorum, eğer sizinle gezmiş biri 3 sene sonra ya biz biriyle gezmiştik adı neydi diyorsa işinizi iyi yapmamışsınız demektir. Bana hala gelirler işte Özge 30 sene önce bilmem kim abi vardı. Bakın diyorum ne güzel hatırlıyorsunuz ismini. Evet hala devam ediyor. O dediğiniz performans çok doğru. Tamam ben biraz müzik ekliyorum. Artık 30 senenin verdiği bir fazla krema da var bunda. Ama herkes Maradona, herkes Pele olamaz. Ama olabilmek için sizin bir değişiklik katmanız lazım. Yani bir atasözleri okuyun. Google'da var artık İsviçre atasözleri deyin geliyor. 10 tanesini seçin. Bir arada onları okuyun. Hiçbir şey bilmiyorsan, yapmıyorsan sabah kahvaltıdan sonra kahvaltıda dağıtılan yerel gazetelerden birini al. Odana çıktığında tam otobüse binmeden 15 dakika önce birkaç sayfa çevir. 2-3 enteresan yerel haber yakala. O bölgeye ilişkin. Otobüste de normal bilginin arasına sıkıştırıver. İşte o ülkenin başbakanının şöyle bir yolsuzluktan tutuklanması gündeme geldi. Veya bir mahallede boğa yılanı bulundu. Herkes o yılana tapmaya başladı. Bir anda böyle bir güncel bir şey verdiğinizde o dediğiniz performans daha da yerine oturuyor. Ben hem akademik hem de biraz gülümseten bir tarza sahibim. Ama kimseye alın bunu yapın demem. Kimisi çok ciddidir, öyle mutlu eder. Kimisinin bilgisi fazla olmasa da daha eğlencelidir benim eğlendiremediğim kadar. Ama o gezilerde bir performans, bir gösteri olmalı. Biz onun için para alıyoruz ve sadece bilgi vermek değil bizim kaç için. İnsan biliyorsunuz Özge Bey? Yani ya, tam olarak bildikleriniz vardır, bir de biraz bildikleriniz vardır. Toplam ne kadar? İngilizce okuldan, üniversiteden geldi. Eşim Fransız olduğu için şu sıralar boykot edip gitmiyorum. Çocukların da harçlığını kestim Fransa'dalar. Fransızca biraz böyle vatandaş olduğumuz için Fransızca konuşmak zorundayız. Zaten karşısına çıktığım komiser yüzünü kapatmıştı ben Fransızca konuşmaya başladığımda. Eşiniz Türkçe biliyor mu? Öğretemedim. Evet ben de evde çok değilim. O yüzden ana dili derler ya çocuklar da ana dillerindeler maalesef. Bir Türk muhitinin içinde de değiliz orada. Çok isterdim. İtalyanca'yı kendim öğrendim. Tam konuşuyorum diyemem. İtalyanca çok kolay gibi gelir ama biraz altını deştiğinizde Latince'ye kadar giden çok zor bir lisan çıkar. Ve Almanya'da da karnımı doyuracak kadar, sauerkraut sos yemeyecek kadar Almanca biliyorum diyeyim. Bütün buna rağmen Çin'de ya da Rusya'daysanız yeri geliyor bir bardak su isteyemiyorsunuz 4,5 lisanla. Arapça öğrenmek isterdim. Arapça ve İspanyolca. İspanyolca dünyanın her tarafında geçerli. Arapça'da ise çok garip ve çok hoş bir sintaks buluyorum. Fonetik yapısı çok farklı. Evet inanılmaz. Yani gramer okuduğum için bunu görebiliyorum. Biraz da tabii %20 birkaç kelime bilirdik. Şimdi sadece mizah köşelerinde Arapçalaştırılmış günlük konuşmalardan ibaret zannediliyor. İşime yarar mıydı bilmiyorum. İsterdim ama o beni çok çekiyor linguistik açıdan. Böyle 3-4 lisanla derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Süre bitti ama çok kısa bu duyuruyu da yapmak istiyorum. Oylamanın devam ettiği 2011 Türkiye Rehberler Birliği tanıtım ve sürdürülebilir yayıncılık dalında Laterna ödüle aday gösterilmiş durumda. Siz zamanı geldi diyorsunuz bu ödülün ama bizce çoktan hak etti. 3 yıldır devam ediyor çünkü program. Oylamaya katılmak için ne yapacak dinleyiciler, izleyiciler onu kısaca sizden alabilirsek böylece bitirmiş olalım. Teşekkür ederim. Gerçi diğer arkadaşlarıma karşı haksız bir rekabet gibi olabilir ama çok dal var. Evet. Hemen şunu söyleyeyim. Yani ödül bir onurlandırma. Bana gelen o 10 yaşında ben Venedik'i hep hayal ederdim Özge abi. Sen bana yaşattın diyen mail benim için en büyük ödül. Bizim Turist Rehberleri Birliği'nin kendi sitesinde çok değişik kategorilerde yani değerli izleyicilerimizde gerçekten tanıdıkları isimler varsa o ödüllere layık olduğunu gördükleri isimlere girerek oylayabilirler. Herkese açık bir oylama sadece turizm camiasına açık değil. Benim daha önceden almış olduğum bir Skal ödülü vardı. Mesleğim orada artık taçlandı diyelim. Türkiye'nin en iyi rehberi ödülünü almıştım 2009'da turizmde kalite. Skalite ödülü. Ödül eve koyduğunuzda çok hoş. Böyle CV'lerde yazması çok güzel bir şey ama sizin ödülünüz, sizinle gezen insanların başkalarına anlatması, bir yerde karşılaştıklarında o gözlerindeki parıltıyı görmeniz. Radyoda da yanına böyle ufacık bir ödül koyabilirsek o da şu ölümlü dünyada hoş bir seda olarak kalacak diyorum.
Peki, çok teşekkür ediyoruz. Özge ben Bey, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir programdı bizim için. Çok hoş bir Laterna'dan sonra siz de keyif almışsınızdır umarım. Evet, ben de çok beğendim ve burada çoktan da söylemek istediğim ufak tefek notları da hem sizle hem de değerli konuklarımla paylaşmış olduk. Çok sağ olun. Bu haftada konuşmak lazımı noktalıyoruz. Önümüzdeki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.